Film senaryolarını aratmayan hırsızlık planının ilk giriş noktası burası. Önce pencereden geçip ardından ilk kazılarını bu noktada gerçekleştiriyorlar. Buradan giriyorlar. Kaç kişi olduğunu tam bilmiyoruz ama. Ellerinde oksijen kaynakları, alçı filan, alçı da işte sesi engellemek için. Şuradan şu kısımdan deliyorlar burayı. Apartman boşluğuna girmek için. Demek ki bilen bir kişi, öyle düşünüyoruz. Oradan kasaba ulaşıyorlar. İlk kazdıkları noktadan geçtikten sonra döviz bürosuna ulaşmak için ikinci noktayı kazmaya başladılar. Ancak o sırada döviz bürosunun alarm sistemi devreye girdi. Hırsızların hedefindeki kasa işte bu kasaydı. Eğer plan gerçekleştirilseydi döviz bürosu milyonlarca lira zarara uğrayacaktı. Hanımefendiciğim, şeydi cumartesinin günü sahurdan sonra hırsızlık olarak arka tarafta bir dükkan var. Dükkandan galeri açıyorlar. Benim arka tarafımda bir balkon kısmı var. Balkon kısmından giriyorlar. Arka tarafımda tekrar bir cam olan, kapı olan tarafımı tekmeyle kırarak önce bu kısma geliyorlar. Ondan sonra önce gelip bunu fayanslarımı kırıyorlar. Sonra kasaya ulaşıyorlar. Kasaya ulaşırken benim kullandığımız iş yerimizin polarları var. Önce bunları getiriyorlar. Şeyleri kesmek için, çeliği kesmek için onu kullanıyorlar. Sonra arka bölümümde, bizim hazırlanma bölümü dediğimiz bölümde şey alçı yapıyorlar, alçı getiriyorlar. Şey betona sürüyorlar. Kestikleri demirden sonra, çelikten sonra betona geliyorlar. Ona sürüyorlar. Ondan sonra matkapla delmeye çalışıyor. Matkap delince bu sefer titreşimden dolayı alarm çalıyor. Alarm çalınca bu sefer panikle kaçmaya çalışıyorlar. Bütün malzemelerini burada bırakarak kaçıp gidiyorlar zaten. Sonra bir de saat 8'de 10 geçe falan dükkana giriyoruz. Benim dükkanımı iş yerime girerken camlarımın üzerine perdelik olarak benim çöp poşetlerimi koyuyorlar. Buraları çöp poşetlerimi koyuyorlar ki gürültü ve şey görüntü olmasın diye. Ondan sonra yapanlar bu işi iyi bilenler, bizim bu dükkanımızı bilen, yan tarafı bilenler, arka tarafımızı bilenler, yapanlar bunlar. Şimdi bizim alarm sistemimiz darbe dedektörlü, kasa darbe dedektörlü sistemimiz var. Bu herhangi bir darbe anında bize uyarı veriyor. Ondan sonra saat 7:13 geçe, sabah 7:13 geçe bize bu uyarı geldi. Biz de kameradan kontrol ettiğimizde herhangi bir, hani telefondan kameradan kontrol ettiğimizde herhangi bir şey göremedik. Çünkü hırsız beklerken kasanın arkasından girdikleri için biz bunu görememiş olduk. Ondan sonra apar topar dükkana geldiğimiz zaman, iş yerimize geldiğimiz zaman zaten yan taraftan girdikleri için de kasap da bize haber verdi kendisi. İçeride çok büyük, yani 5-6 saat bir zaman geçirmişler ki kaza gelmişler. Mağduruz. Çok şükür ki herhangi bir maddi hasarımız yok.